sadece yapmak, biraz risk almak ama ben onu biraz garanti gözüyle bakıyordum. Yani hani büyük konuşmak var ya, sanırım ben onu yaptım ama çok büyük bir imtihandan da geçtiğimi düşünüyorum bu anlamda. Bana çok şey kattı. O yüzden biraz bahsedeyim yani dönemden. O dönem nasıl diyeyim, yani tercih falan yapıyorum ama hayatım çok mutsuz bir dönem. Yani tercih yapıyorum, burası zaten burada. Sonra için acaba mıdır diyorum. Yani A'dan Z'ye kadar Z'ye kalmıyorum. Sürekli böyle ileri düşünüyorum. İleri düşünüp mutsuz ediyorum kendimi. Yani çok şükürsüz bir dönemimdi açıkçası. Sonradan böyle olan bir garanti bakıyorum. Ondan sonra zaten olur diyorum. Sonrasında ne olur diyorum. Ondan sonra tercihler açıklandı ve hani insanın kapattığı köşeden bunu yemesi ya da işte olur ya, başımıza gelir ya, böyle cama çarpmış gibi olmak. Sanki kafamı cama çarpmış kadar afalladım yani ben bu süreç sonunda, çünkü tercihler açıklandığında yerleşememiştim. Yani böyle imkansız gibi geliyordu bana. Ama daha sonra işte liseden sınıf arkadaşlarımla falan iletişime geçtiğimizde bu sorunu şanslı olarak yaşamadığımı anladım. Yani hatta sınıfça ya da okulca ya da geçtim. Yani Türkiye genelinde bazı sağlık meslek liselerinin ÖSYM'nin kod hatası nedeniyle böyle bir sorun yaşadığını öğrendik. Ama o dönem böyle çok umudumuzu kıran, bizi sürekli olmaza yönelten bir grup vardı. İşte ÖSYM hiçbir hatasını düzeltmedi bu zamana kadar. Bu hatasını düzeltmez. İşte bir sene gözden çıkarın siz dediler bize. Ve ben bir şeyleri o ara anlamaya başladım. Yani ağzımdan defalarca şey çıktı benim. Hani ben eğer sonuçlar açıklandığında yerleşmiş olsaydım çok da mutlu olmayacağım dedim. Yani bunu defalarca hem aileme hem arkadaşlarıma söyledim. Belki de ağzımdan bu çıktığı için böyle bir şeyler başıma geldi. Ama dediğim gibi çok ciddi dersler çıkardım hayatıma yönelik. Ondan sonra ben bu sevinmeyeceğim olayın peşine düştüm. Yani ben BİMER'e yazdım her gün, ÖSYM'ye dilekçeler verdim, Milli Eğitim Bakanlığı'na gittim bir sürü. Bir sürü uğraşmaya başladım yani. Ondan sonra yani böyle tam iyi bir gün geçti. İşte her gün umutla uyandığımız ama gün içerisinde umutlarımızın söndüğü, gece tamamen tükenmiş bir vaziyette yattığımız tam iyi bir gün geçti. 51. günün sabahında beni ÖSYM'den aradılar. İşte yerleştiniz diye. Yani o kadar mutlu bir andı ki, o kadar farklıydı ki, yani şu an bile bu mutluluğu falan bırakıp dönüp oraya tekrar sevinesim geliyor. Çünkü çok farklı bir andı benim için. Sonra bir şey oldu işte. Yani bir şeyleri idrak edebildim ve en azından o mutsuzluğum geçti. Yani ben açıkçası şöyle de demedim. Yani ben madem bu okula girmek için bu kadar sıkıntı çektim, ben bu okuldan birinci çıkarım demedim. Hiç bu kadar iddialı konuşmadım ama en azından hani bu okula işte şöyle böyle giderim, gelirim de demedim. Yani zaten okulu yazarken en büyük hedeflerimden birisi dikeye geçmekti. İşte sınava da ortalamanın belli bir katkısı var. Yani biraz yüksek tutayım dedim. Yani belki bir şeyler olur. Hani buradan yüksek tutmam işime yarar sonra dedim. Ama Allah bana burayı da, bu yani bu kürsüyü de, birinciliği de nasip etti. Yani dediğim gibi planladığım bir şey değildi çünkü benim. Öyle düşünüyorum. Benim için çok büyük bir dersti söylediğim gibi. Bunları sizinle paylaşmak beni onurlandırdı. Burada müsaadenizle artık biraz da teşekkür kısmına girmek istiyorum. Yani benim için zor bir kısım, biraz sağda falan bakacağım. Öncelikle ben düştüğümde muhakkak burnumun dikine giderken düşmüşümdür. Ama beni her düştüğümde tutup kaldıran, her zaman yanımda olan aileme çok teşekkür ederim. Derdimle dertlenip sevincimi sevinci yapan, beni 5 yaşından beri büyüten dedeme, anneanneme çok teşekkür ederim.
herkesin annesi çok özeldir. Ama benim annem hayatını bana vakfetti. O yüzden o her şeyi en iyisini hak ediyor. Evladım da en iyisini hak ediyor. O yüzden yapacağız inşallah bir şeyler. O yüzden çok teşekkür ederim anne. Hayatımın sadece varlıklarıyla bile yeten, kaçıp kaçıp gittiğim tek yer olan teyzemle, Osman Bey'ime de çok teşekkür ederim. Hayatım, yani itiraf etmenin her döneminde benim için çok büyük bir rol model olan, aramızdaki koskoca bir okyanusa rağmen her zaman akıldan ışığım ve yani keşke aramızda olsaydı dediğim ama yani maalesef olamadı. Ama bunu inşallah bir video kanalıyla inşallah ileteceğim. Dayıma çok teşekkür ederim. Bir de uzun süredir hemen hemen her konuda beni dinleyen, destekleyen, fikir veren, ince insanlara da çok teşekkür ederim. 2 yılımı güzelleştiren tüm sınıf arkadaşlarıma çok teşekkürler. Ve son olarak en esaslı teşekkür. Kantindeki ablam tutun da temizlik personeline kadar Tuzal yapan bu aileye geldim. Çünkü başta bölüm başkanı olmak üzere Serap dede ve dersine giren girmeyen bütün hocalarıma çok teşekkür ederim. Her zaman derdinizle dertlendiler. Yani her zaman bir işleri vardı muhakkak ama işlerin içlerini bırakarak her zaman ya hocam ben bunu yapamıyorum dediğim zaman her zaman koştukları için onlara çok minnettarım. Çok teşekkür ederim tekrar. Çok teşekkür ederim. Hepinizin yolu bahtı açık olsun inşallah. Tekrar sağ olun.